kalp hücreleri üzerlerinden geçen düşük voltajlı bir elektrik akımı sayesinde atmaktadırlar. Kalbi oluşturan her hücre adeta canlı bir pil gibidir. Kalp atışı adını verdiğimiz hareketleri başlatan kimyasal enerjiyi kendileri oluştururlar. Bu filmin kısıtlı süresine sığdırılamayacak kadar karmaşık olan bu işlemler hiçbir evrimci iddiayla açıklanamaz. Bunu bir örnekle somutlaştıralım. Kalp hücrelerini ayrı ayrı alıp mikroskop altında inceleme imkanımız olsaydı, her bir hücrenin farklı hızlarda attığını görürdünüz. Bu son derece şaşırtıcı ama aynı zamanda mucizevi bir durumdur. Çünkü bu bir düzensizlik değil, aksine kusursuz bir düzenin göstergesidir. Kalbin ritmik ve senkronize atma şekli vardır. Hücreler bu senkronizasyona uygun olarak ne zaman kasılıp ne zaman gevşeyeceklerini adeta bilirler. Çünkü Allah hücrelerin her birine nasıl atmaları gerektiğini ilham etmiştir. Birbirinden farklı ritimlerde atan iki kalp hücresi bir araya geldiklerinde olağanüstü bir mekanizmayla aniden ortak bir ritme girerler. Hepsi bir araya geldiğinde ise birbirine uyumlu hücrelerin oluşturduğu tek bir organ halini alır ve kanın en iyi pompalanacağı ritmi tuttururlar. Hücreler arasındaki bu kusursuz uyum da Rabbimizin sanatının delillerindendir. Allah her şeye hakim olan, çok üstün güç sahibi olandır.